Merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bu sefer çok farklı bir konuyla karşınızdayım. Bu toprakların sesi, içimizden birisi, gönül insanı, aynı zamanda gönlü Hazreti Peygamber ve Ali aşkıyla yanıp tutuşan, içi sevgi dolu, zulme direnen büyük bir ozandan bahsedeceğim. Maalesef onun acıklı hikayesi veya hatırası adeta görmezden gelinmiş veya öteleştirilmiştir. Kahramanımız kim? Pir Sultan Abdal. Nefesleriyle, deyişleriyle gönlümüzde taht kuran büyük ozan. Ne yazık ki bizden olmayanlara muhabbet beslerken kanımızdan, canımızdan, içimizden çıkan bu büyük gönül insanını maalesef tanımakta oldukça ketum davranmışız, görmezden gelmişiz ve tarihin tozlu sayfalarına mahkum etmeye kalkmışız. Bu itibarla da bir vefa borcu olarak büyük ozanı Pir Sultan Abdalımızı biraz yakından tanıtmaya çalışacağım. Bu toprakların sesi, bu kültürün bir parçası olan, zincirin halkalarından birisi olan bu inci tanesi insanları da aslında bizim insanımıza sunmak istiyorum. Onların aziz hatıralarına en azından saygı gereği tanıtmayı bir borç biliyorum ve bu itibarla da böyle bir videoyla karşınızdayım. Pirimiz 16. yüzyılda yaşamış halk şairidir. Saz ve söz ustasıdır. Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Banaz köyünde doğmuştur. Asıl adı Haydar'dır. Ancak daha çok Pir Sultan ismiyle anılır. Zira Pir Sultan mahlasını kullanır şiirlerinde, ancak yaygın olarak da Pir Sultan Abdal olarak bilinir. Ataları Horasan'dan gelmiş Türkmen aşiretleridir. Hakkında fazla da bir bilgi yoktur. Zira genelde Anadolu'daki kültür anonim halk edebiyatıdır. Bu yüzden hakkında anlatılanların çoğu efsaneden ibarettir. Bereket, şiirleri derlenmiş, toplanmış, daha sonra neşredilmiş, en azından içimizde yaşıyor ve yaşatılıyordur. Bu itibarla da hakkındaki iddiaların hemen hepsi birer efsane veya menkıbeyle karışık hikayelerden müteşekkildir. Çocukluğunda veya gençlik yıllarında koyun çobanlığı yaptığı bilinir. Kendisi Bektaşi geleneğe mensuptur. Ali ve Ehlibeyt sevdalısıdır bu nedenle. Bu sevda onu aşk deryasına dönüştürecek, hatta ummanlara dalacak, aşk harmanında yoğrulacak, savrulacak, elenecek ve pişecektir. Böylece gönüllere inecek ve gönüllerde taht kuracaktır. Efsaneye göre rüyasında bir elinde bade, bir elinde de kırmızı elma olan nur yüzlü bir ihtiyara denk gelir, onu görür. Bu ihtiyar kendisine uzattığı badeyi alır ve içer. Ve ihtiyarın elindeki elmayı alacağı zaman elinde bir nasır olduğunu görür. Efsane bu ya. O kişi hiç kuşkusuz Hacı Bektaş Veli'dir. Böylece Hacı Bektaş Veli ile tanıştığı ve ondan bade içtiği, aşk yolculuğuna başladığı ve ilk adımını da gönül kapısını aralayarak bu şekilde attığına dair yorumlar yapılmıştır. Kendisine de zaten Pir Sultan mahlasını hocası veya piri Hacı Bektaş Veli vermiştir. Şöhretinin her tarafa yayılmasını isteyecektir hocası. Sazının üstüne saz, sözünün üstüne de söz gelmemesini dileyecektir ve karşılaştığı pir gözden kaybolup gidecektir. İşte ozanımızın, kahramanımızın hikayesi böyle bir efsaneye dayanır ve bu efsaneyle birlikte artık tarih sahnesindeki yerini alacaktır. Bir dörtlüğünde bu tecrübesini şöyle ifade eder. Pir elinden bade içtim. Doğdum, elinize düştüm. Ak cenneti gördüm, geçtim.
Hünkar Hacı Bektaş Veli. Pir Sultan Abla ilerleyen dönemde özellikle de bu İran'ın etkisiyle, yani Safevi etkisiyle, Şah kulunun Anadolu'da başlattığı Safevi Şii propagandadan etkilenecektir ve Şah kulunun görüşlerini benimseyecektir. Ancak bu ona çok acı bir fatura olacak. Zira Osmanlı Devleti bu propagandaya karşı oldukça sert tedbirler almıştır. Pir Sultan için artık çileli dönem başlamıştır. Baskı altına alınacaktır. Ancak onca baskıya rağmen, onca dayatmaya rağmen inandığı davasından onu kimse döndüremeyecektir. Şiirleriyle, düşünceleriyle, inançlarıyla ve bu bağlamdaki sözleriyle düşüncelerini yaymaya devam edecektir ve şiiriyle muazzam da bir etki bırakacak, halkta muazzam bir albenisi olacaktır. Görüşleri nedeniyle devletin sıkı takibatına uğrayacak, sonunda isyan etmek zorunda kalacaktır bu büyük ozan, bu gönül insanı. Kendisine gelene kadar aslında birçok tecrübelerde yaşamıştır. Şah kulu isyanını görmüş, Nur Ali isyanını görmüş, Bozoklu Celal'in, Şah Veli'nin, Süklü'nün veya Baba Zünnü'nün ya da Kalender Çelebi'nin isyanlarından haberdardır ve kısa sürede bunları tecrübe etmiştir. Bu itibarla onun hareketi de aslında bunların bir devamı niteliğindedir ve baskılara direnmenin getirdiği bir faturadır. İddialara göre etrafında takriben 50 bin kişilik bir kuvvet birikecektir. Bunlar abartılı olabilir ancak bu kalkışma ona çok pahalıya patlayacak ve sonunda bu süreci canıyla ödeyecektir. Hareketi tıpkı az önce saydığım diğer hareketler gibi sosyal ve dinsel içerikli bir kalkışmadır. Ve isyanını bastırmak için dönemin Sivas valisi Deli Hızır Paşa görevlendirilecektir. Onunla ilgili anlatılanlar oldukça ilginç ve aynı zamanda manidardır. Hele bir kısmı doğruysa ki şiirlerinden doğru olduğunu anlıyoruz, çok çok daha vahim bir tabloyu gözler önüne serecektir. Hızır Paşa onu yakalayacak, Banaz'dan alıp Sivas'a getirecek ve Paşa Kalesi'ne hapsedecektir. Burada onu sorguya ve sigaya çekecektir. Ancak pirimiz tavizsiz tutumuyla hiç de geri adım atmayacaktır. Bu sefer Hızır Paşa onu alacak, Toprak Kale'ye sevk edecek ve burada gözetim altında tutacaktır. Bir yandan da merkeze haber salacak ve saraya bildirecektir durumunu. Gelen emir oldukça ürkütücüdür. Zira pir için ferman verilmiştir, artık idam edilecektir. Çoğu yoruma göre bu isyan veya onun idamı Kanuni Sultan Süleyman dönemine denk gelir ki zaten bir öncesinde de Yavuz döneminde Anadolu'da az önce söylediğim tarzda bir takım isyanların çıktığını görüyoruz. Bu isyanlar oldukça önemlidir fakat bunların nedense biraz üstü örtülmüş ve bu canlar maalesef tarihin tozlu sayfalarına veya ücra köşelerine kadar hapsedilmiştir ve adeta gizlenmişlerdir. Pir Sultan hapisteyken birçok şiirler söyleyecektir ve onun çektiği çileye dair, hayatına dair bunlar önemli ip uçları oluşturacaktır. Onu asıl yaralayan ise Hızır Paşa'nın yaptıklarıdır. Zira efsaneye göre Hızır Paşa aslında vaktiyle onun dervişlerinden birisidir. Ve ona gidip okuyacaksın, paşa hatta vezir olacaksın, sonra da beni asmağa geleceksin demişti. Nitekim de Hızır Paşa başkente yani İstanbul'a gidecek, okuyacak, yıldızı parlayacak, beylerbeyi olacak, sonradan da pirimizin isyanını bastırmakla görevlendirilecektir. Böylece onu yakalayıp idam edecektir. İddiaya göre Hızır Paşa onu dar ağacına götürürken halka taşlatacaktır. Kan revan içerisinde pirimiz
dar ağacına gidecektir. Ve şöyle diyecektir. Şu kanlı zalimin ettiği işler, garip bülbül gibi zar eyler beni. Yağmur gibi yağar başıma taşlar, dostum bir iskesi yaralar beni. Dar günümde dost düşmanım belli oldu. On derdim var ise şimdi elli oldu. Ecel fermanı boynuma takıldı. Gerek asa, gerek vuralar beni diyecektir ve durumunu özetleyecektir. Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emr olmazsa rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle de dostun bir tek gülü yaralar beni diyecektir ve yine içindeki ateşi, sitemini bu şekilde ifade edecektir. Onu padişaha gammazlayan ve hakkında ölüm fermanı aldıran kişi de aslında Hızır Paşa'dır. Bunun da farkındadır. Nitekim bunu şöyle ifade edecektir. Yürü bire Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır, güvendiğin padişahın gün olur, bir gün devrilir diyecektir ve onu da bu şekilde uyaracaktır. Peki neydi suçu, neydi günahı? En büyük suçu zulme direnmesiydi. Egemenler gibi düşünmemesiydi. Ve egemenler gibi, müesses anlayış gibi inanmamasıydı. Onlara direndi, yetmedi, geri adım atmamıştı. Hacı Bektaş Veli'nin yolundan gitmişti. Alevi görüşlere sahipti. Ve en büyük suçu da bu anlamda Safevi propagandasından etkilenmesiydi. Bu itibarla da hayatı idamla neticelenecektir ve onu idamla yargılayacaklardır. Bir şiirinde şöyle der. Çeke sancağı götüre, Şah İstanbul'a otura. Yani Şah'ın İstanbul'u almasına yönelik şiirler söyleyecektir. Bu nedenle de kıstırılacaktır. Dolayısıyla da hakkında ölüm fermanının verilmesinin arka planında bunlar var. Bu düşünceleri nedeniyle kıstırılınca onun etrafındaki insanlar isyan edecekler ve böylece Pir Sultan Abdal'ı dar ağacına çekeceklerdir. Düşüncelerinden dolayı suçlanınca isyan edecek ve diyecektir ki Şah'ı sevmek suç mu bana? Kem bildirdin beni hana, can için yalvarmam sana. Şahinşah bana darılır diyecektir. Buradaki Şahinşah da Hazreti Ali'ye gidecektir. Her ne kadar Şah'ın İran Şah'ı olduğu söylenirse de böylesine de yiğittir ve can için sana yalvaramam diyecektir. Yani gözünü budaktan sakınmayan, inandığı dava uğruna gerektiğinde canını feda edebilen büyük bir yiğittir. Bu büyük insan, bu toprakların sesi, bu toprakların kokusu, bu toprakların nefesi nedense adeta öteki gibi olabildiğince üzeri örtülmüş bir şekilde devam edecektir. Ama halkın gönlünde de bir şekilde yaşayacak ve bugünlere kadar gelecektir. Bir şiirinde Şah'a muhabbetini şöyle ifade eder. Kul olayım kalem tutan ellere, katip arzu halim, yaz yare böyle. Şekerler ezeyim şirin dillere, katip arzu halim, yaz yare böyle diye şiirler söyleyecektir. Onun suçunun ne olduğuna değindim. Bunlara ilaveten birkaç başlık altında daha toplayalım ve pirimizle ilgili yavaş yavaş sona doğru bir sunum yapalım. Dinsizlikle suçlanmış, namaz kılmaz, oruç tutmaz diye suçlanmış, şeriata aykırı sözler söylemekle itham edilmiş, Müslümanlara Yezid deyip şarap içmekle suçlanmış, Kur'an ve Peygamber hakkında kötü sözler söylemekle suçlanmış, itham edilmiş, İlk üç halifeye ve Hazreti Peygamber'in eşi Hazreti Ayşe'ye dil uzatmış diye suçlanmış, Cem ayinine katılıyor diye bundan dolayı suçlanmış ve bunun yanında saz çalıyor, çalgı çalıyor diye bunlardan dolayı suçlanmış. Daha da ilginci, haremlik selamlık uygulamıyor diye suçlanmış ve bunlar idamının fermanının verilmesinin gerekçeleri gibi sunulmuştu. Pirimiz şiirlerinde genellikle
Hazreti Peygamber, Hazreti Ali, Hasan, Hüseyin, Ehli Beyt ve 12 imam muhabbetini işlemiştir. Ama şöyle söyleyelim, esasen onun bütün şiirlerini okursanız işlemediği konu yoktur. Dolayısıyla da çok yönlü bir ozandır. Pirimiz öldürülse bile inançlarından vazgeçmeyen birisidir. Kimse onu döndüremeyecektir davasından. Nitekim kadılar, müftüler fetva yazarsa, işte kemend, işte boynum sararsa, işte hançer, işte kellem keserse, dönen dönsün, ben dönmezem pirimden diyecektir ve onu inancından kimse döndüremeyecektir. Şeriata karşı olduğunu söylemişler. Bununla itham etmişler. Ama o aslında Osmanlı'nın zulmüne karşı şeriatla ilgili şöyle diyecektir. Şeriat göğe çekildi. Alem zulm ile yıkıldı. Hangi şeriata karşı olduğunu siz buradan anlarsınız. Kur'an'a saygılıdır. Dinin önemli rükünleri olan hac, namaz gibi ibadetlere saygılıdır. Ama aynı zamanda Sünni paradigmanın bir takım görüşlerine de karşıdır. Nitekim Ebu Bekir, Ömer, Hazreti Osman gibi ilk üç halife ile ilgili Şii gelenekteki olumsuz anlayıştan etkilenmiştir ve onların kitaplarda nasiplerinin olmadığını söyleyecektir. Bu ona özgü bir görüştür. Ancak bizi daha çok onun mücadelesi ve şiirlerindeki mesajları, özellikle de içimizden birisi olması ilgilendiriyor. Coşkulu bir dil ustasıdır. Ölüm, aşk, dostluk, ayrılık, özlem, haksızlık gibi birçok konuda şiirler söylemiştir ve muazzam mesajlar bırakmıştır. Diğer yandan Allah sevgisi, demin de demiştim, peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi, tabiat sevgisi de onun şiirlerinde her zaman rastlayacağınız unsurlardır. İnandığı davanın kavgasını vermiş, bazen sazıyla, bazen sözüyle dertleşmiş, bedel ödemiş ama bildiği yoldan yine dönmemiştir. Şiirlerinde yer yer kendi iç hesaplaşmaları da olmuştur. Mesela, abdal bir pir sultanım, gönlüm hastadır. Kimseye diyemem, gönlüm yastadır. Bilmem deli olduğu, bilmem ustadır. Şöyle bir sevdaya saldı dert beni diyecektir. Dolayısıyla da yer yer kendi iç hesaplaşmasını da şiirlerine yansıtacaktır. Alevi gelenekte 7 büyük ozandan birisi olarak kabul edilir. Şah İsmail, Kul Hüseyin ve Kul Himmet'ten etkilenmiştir. Kendisi aynı zamanda Anadolu halk kültürünün en büyük efsanelerindendir. Eski Türk kültürünün ve Alevi inancının en önemli temsilcisi ve taşıyıcısı olmuştur. Onun nefesleri Alevi Bektaşi cemlerinde okunur. Hatta güzel aşık cevrimizi çekemezsin demedim mi gibi kimi deyişleri Sünni tekkelerde de okunmuştur. Pir Sultan cesurdur ama aynı zamanda gönlü kırıktır ve olabildiğince de dertli bir ozandır. Bir şiirinde şu karşı yaylada göç katar katar bir yiğidin derdi serimde tüter. Bu ayrılık bana ölümden beter. Geçti dost kervanı, eyleme beni diyecektir. Diğer yandan şu benim sevdiğim başta oturur. Bu güzelin derdi beni bitirir. Bu ayrılık bana zulüm getirir. Geçti dost kervanı, eyleme beni diyecektir. İçindeki sevgiyi, aşkı da bu dizelerle ve buna benzer dizelerle ifade edecektir. O, güce boyun bükmeyen koca yürekti. Kendi hakikat davasını gütmüştü. Mücadelesini canıyla ödedi ama bildiğinden de asla kimse onu döndüremedi. Nitekim, koyun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyecektir. Veya yolumdan dönüp mahrum mu kalayım? Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyecektir. Benim pirim
gayet ulu kişidir. Yediler ulusu kırklar eşidir. 12 imamın server başıdır. Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan diyecektir. Ve burada da Ehl-i Beyt'e, Hazreti Ali'ye, Hacı Bektaş Veli'ye olan muhabbetini bu tarz şiirlerle dile getirecektir. Efsaneye göre Hızır Paşa onu asacağı zaman kendisinden şah kelimesini kullanmadan 3 nefes söylemesini ister. O da şahı öven 3 nefes söyler. Ancak buradaki şah İran şahı değil, Şahı Merdan'dır. Yani Hazreti Ali'dir. Şöyle diyecektir. Pir Sultan Abdal'ım ey Hızır Paşa, gör ki neler gelir sağ olan başa. Hasret koydu bizi kavim kardeşe, katip ahvalimi şaha böyle yaz diyecektir. Bir başka şiirinde, alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, siz de şah diyeni öldürürlerse, ben de bu yayladan şaha giderim diyecektir. Ve davasındaki kararlılığını bu dizelerde vurgulayacaktır. Ya da derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde kande derman bulayım. Meğer şah elinde ola çaresi diyecektir ve şaha olan muhabbetini böyle ifade edecektir. Sonuçta onun hikayesi büyük gönül insanının zulme direnişini ifade eder. Hayatı dar ağacında son bulmuş ama muazzam da bir miras bırakmıştır. Bugün hatırası gönüllerde yaşatılmaktadır. Ozanımız Türkçeyi ustalıkla kullanmıştır. Hem duygulu hem de coşkulu şiirler söylemiştir. Şiirlerinde sadedir, samimidir, akıcıdır ve düşündürücüdür aynı zamanda. Dünyanın faniliğini mesela akıcı bir dille ifade eder. Gafil gezme şaşkın, bir gün ölürsün. Yalan dünya senin olsa ne fayda diyecektir. Akıbet alırlar tatlı canın, bülbül gibi dilin olsa ne fayda diyecektir. Dolayısıyla da gerçekten büyük bir ustadır, büyük bir şairdir, çok yönlü bir pirdir ve onunla ilgili birçok şiirler daha vardır. Ancak bunların tamamını ifade etmek elbette ki bu videonun konusu değildir. Bugün adına bir takım dernekler vardır, vakıflar vardır ve adı hala Alevi canlar tarafından yaşatılmaktadır. Ve böylesine büyük bir ozanımız iyi ki vardır. Keşke onu biraz daha yakından tanıyabilseydik ama maalesef ihmal edilmiş büyük ustalardan birisidir. Ruhu şad olsun diyorum. Hoşça kalın sevgili dostlarım.